Geldik manşetimize. 7000 kişi dinlendi mi manşeti? Aslında iki habere, iki gazeteye atfen çıkıyor. Hükümete yakın iki gazete bu. Bugün aynı manşetle çıktılar. Bu haberlere göre cemaat önce sahte bir örgüt yarattı. Sonra da o örgüte üye oldukları iddiasıyla 7000 kişi hakkında dinleme kararı aldı. Aralarında tanınmış gazeteciler, siyasetçiler, bilim insanları var. Aynı örgüte üye olmaları beklenemeyecek isimler var. İki gazete iddiaların arkasında ama sahte örgütü yarattıkları söylenen iki savcı da kendilerinden emin. 7000 kişi hakkında dinleme talimatı vermedik diyorlar. Başbakan Erdoğan'ın en yakın çevresi, siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları. 7000'i aşkın isim yıllarca dinlendi. Bu iddia Star ve Yeni Şafak gazetelerinin sür manşetinde yer aldı. Gazeteler listede yer alan isimlerin kolayca bulunabilmesi için arama bölümü oluşturdu. Habere göre dinlemeleri ortaya koyan 125 klasör belge Çağlayan Adliyesi'nden çıktı. Soruşturma eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'in talimatıyla başladı. Daha sonra TMK Savcısı Adnan Özcan tarafından sürdürüldü. İsimlerden bazıları 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, bazıları da Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dosyalar kapsamında dinlendi. Başbakan Erdoğan'ın yakın çevresinin dinlenmesi için Selam Terör Örgütü adlı bir yapıdan söz edildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakanın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu pek çok isim bu örgüt kapsamında dinlendi. Dinlemeler 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden önce 2011 yılında 4 sayfalık bir ihbar mektubu üzerine başladı. Mektubun üzerine Tayyip Erdoğan notu düşüldü. Ortaya çıkan ilk belgelerde dinlenenlerin sayısı 3064 fakat 7000'den fazla kişinin izlendiği belirtiliyor. Ertuğrul Özkök, Yusuf Ziya Cömert, Nasuh Güngör, İbrahim Karagül, Ali Bayramoğlu, Defne Samyeli gibi gazetecilerin bulunduğu dinleme listesinde CHP Genel Merkezi de var. Haberde adı geçen savcılar Adnan Çimen ve Adem Özcan iddiaları yalanladılar. Özcan yaptığı yazılı açıklamada Selam Terör Örgütü soruşturmasından söz etti. Bu dosya kapsamında binlerce siyasetçi, yazar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının telefonlarının dinlenilmesi ya da takibi kesinlikle yapılmamıştır dedi. Savcı Çimen de gazetecilere konuştuğu haberlerin asılsız olduğunu söyledi. 2011'den beri aradan çok uzun süre geçti. Bana Sayın Başbakan ve çevresindekilerin isimlerinin bulunduğu dinleme talebi iletilmemiş ve tarafımdan da mahkemeden böyle bir talepte bulunulmamıştır. Benim böyle 7000 kişilik bir dinleme listesinden haberim yok. Haber HSYK'yı da harekete geçirdi. HSYK 3. Dairesi iddiaları yarın yapacağı toplantıda inceleme kararı aldı.